Telefon attığımızda ALB Forex araştırma uzmanı Ceren Yaşar var. Ceren Hanım günaydınlar. Günaydın Selim Bey, iyi haftalar. Çok çok teşekkürler. Gece yarısı başlayan bir Musul operasyonu piyasaları etkiledi mi? Söz sizde. Tabii ki. Baktığımızda genel olarak piyasaları incelediğimizde yurt içi ve yurt dışı risklerin arttığı bir dönemdeyiz zaten. Fakat bu yurt içi ve yurt dışı riskler zaten mevcut olan bir gelişen ülkeler üzerinde mevcut olan baskıyı biraz daha arttırır nitelikte diyebiliriz. Şimdi ABD tarafında burada Cuma günü açıklanan verilerin olumlu gelmesi, ayrıca Fed Başkanı Yellen'ın konuşmaları da Aralık ayına ilişkin hala mevcut olan faiz artırım beklentilerinin kuvvetli seyrini devam ettiriyor. ABD tarafında güçlü dolar, küresel bazda güçlü dolar ve 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş de mevcut olan gelişen ülkelerin üzerindeki baskıyı biraz daha arttırır nitelikte. Tabii ki de yurt içindeki risklerin de burada sizin de bahsettiğiniz gibi biraz da etkisi söz konusu bulunuyor. Ama haftanın son işlem gününe baktığımızda zaten 2 yıllık tahvil faizinin %8,5-%9 aralığında hareket ettiğini, haftalık bazda dolar TL'de 3.11 seviyesinin üzerinde bir rekor tarihi zirveyi kaydettiğimizi fakat buralardan biraz daha realizasyonların gerçekleştiğini yine de izledik. Bu hafta önemli olan karşımıza çıkabilecek veri akışları bulunuyor. İlk bugünle başlamak gerekirse. Buyurun buyurun Ceren Hanım, dinliyoruz sizi. Teşekkür ederim. Yurt içinden işsizlik oranını izleyeceğiz Temmuz ayına ait. Temmuz ayında %10,7 artış göstermesi beklentisi mevcut. Bütün o bölgesinden enflasyon verilerini izleyeceğiz. Orada bir artış görülmesi, canlanma görülmesi durumunda pozitif bir algı yaratabilecektir. Haftanın geri kalanına baktığımızda da yurt içinde Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Burada yine TL üzerinde volatilite yaratabileceğini konuşabiliyoruz. Yine haftanın geri kalanına baktığımızda ABD tarafından TÜFE verileri, yani enflasyon verilerini izliyor olacağız. Evet. Yoğun bir gündemimiz bulunuyor. Teknik bazda konuşmak gerekirse de BIST'te negatif bir açılış yaptık. Haftanın son işlem gününde pozitif bir kapanış görülmesine rağmen burada konuşacağımız seviye hala takip ettiğiniz 76.080 bin aralığı diyebiliyoruz. Dolar TL'yi konuşursak 3.0960 ve 3.0780 ilk takip edeceğimiz seviyeler. Aynı şekilde Euro TL'ye bakmak gerekirse 3.41 ve 3.38 aralığını ilk etapta takip edebileceğimiz destek direnç olarak takip edebiliriz. Gram altına da son olarak değinmem gerekirse 123.500 lira desteğini, 125.30 Türk lirası direncini de takip edebiliriz. Güzel bir alım seviyeleri olarak değerlendirilebilir. Ceren Hanım, ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkürler. Yarın çok daha yoğun bir günden bizi bekliyor olacak piyasalar adına. Ağzınıza sağlık. Hoşçakalın. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Değerli izleyiciler, piyasanın ardından güzel bir videomuz var. Kay kay yapan köpekler. Bakalım bizden.